Merhabalar, mutlu günler, mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyiciler. Süper Lig'in 32. haftasındayız. Bugün Süper Lig saatinde CNN Türk Spor Direktörümüz Cem Yılmaz'la birlikte olacağız. Merhabalar, günaydınlar. Günaydın. 32. haftada 8 maç tamamlandı ve artık liderlik yarışında sona giderken önemli maçlardı da bunlar. Hemen onların sonuçlarına bakalım. Bugün bir maçta var ve o maçta haftayı tamamlayacağız. Ama geçen maçlarda da ne oldu? Özet görüntüleriyle birlikte analizlerini de yapacağız. Önce haftanın sonuçlarına bir bakalım. Süper Lig'in 32. haftasında şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Antalya Spor 0, Bursa Spor 1. Rize Spor 2, Galatasaray 3, Fenerbahçe 2, Akhisar Spor 1, Göztepe 3, Sivas Spor 3, Kayseri Spor 2, Kasımpaşa 1, Konya Spor 2, Trabzon Spor 2, Başakşehir 2, Ankara Gücü 1 ve Yeni Malatya Spor 3, Erzurum Spor 1. Hafta bugün 20'de oynanacak Beşiktaş Antalya Spor maçıyla tamamlanacak. Şimdi ilk olarak Başakşehir Ankara Gücü karşılaşmasıyla başlayalım. Onun özet görüntüsüyle dünkü maça bir dönmüş olalım, hatırlamış da olalım. Başakşehir 4 haftanın ardından galibiyetle ayrılmayı başardı. 2-1'lik sonuçla bakalım maçın özetine, ardından da sohbetimize başlayalım. Maçın özetini izledik. Burada artık Başakşehir için önemli maçlardan da birisiydi aslında. Aslında hepsi önemli maçlar da. Geçen biz 31. hafta aslında sonucu göreceğiz gibi geliyordu ama öyle bir sona geliyoruz ki her haftayı kritik geçiriyor olduk. Bizim için iyi, izleyiciler için, seyirciler için, futbol severler için heyecanlı bir hafta oluyor en azından sona doğru. Ama yine de ipi kim gösterecek merak ediyoruz. Şimdi maçı da biraz konuşalım. Ankara Gücü'nün de performansını, ilk gol Ankara Gücü'nden geldi. Biraz Başakşehir'in modu düştü maçta aslında başlarken ama sonradan toparlamayı da bildi. Aslında Beşiktaş'ın Ankara Gücü'yle oynadığı maça benzer bir maç oldu. O maçın da ilk yarısında Ankara Gücü etkiliydi. Gol bulamamıştı. Zorlanmıştı Beşiktaş'a karşı. Burada gol de buldu. Öne de geçti. Ama nedense ikinci yarıda o temposunu sürdüremedi. Fenerbahçe Akhisar Spor karşılaşmasına da bir göz atalım. Fenerbahçe'nin de yine ligde önemli maçlarından biriydi. Ligi iyi götüremedi ama sonu en azından iyi ve yüksek moralli bitirmek istiyor. Maçın özeti gelsin. Yine yorumlayacağız. Evet, bu maçın sonucuyla birlikte Akhisar Spor'da lige veda eden isim olmuş oldu. Evet, Akhisar çarşamba günü de kupa finali oynayacak. Bu sene bizi, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmiş bir takım. Ali Koç'un bugün yaşananlar gerçekten yazık diye bir tabiri var. Şimdi önce maçın özetini görelim, evet. Üzerinden konuşalım. Rize Spor Galatasaray mücadelesinin maç özeti geliyor. Ardından sohbetimiz devam edecek. Tansiyonu yüksek maçlardan biriydi. Bütün duyguları yaşatan maçlardan biriydi. Emre Akbaba'nın durumu da bir hayli üzdü. Haftanın herhalde en üzücü olayıydı. Fakat Emre Akbaba'ya da yönetimden bir jest gelmiş. Şimdi onu da gördüm. 34 hafta tam oynamış gibi primi de tam yatacakmış. En azından bir şekilde moral depolaması da isteniyor Emre Akbaba'nın. Ama sakatlığı oldukça ağır bir sakatlık. İnşallah da yakın zamanda döner diyoruz ama ortalama bir yılı şu anda... Yaklaşık bulur maalesef. Bir de aynı sene içerisinde ikinci kez bir sakatlık geçiriyor. Önemli, bir öncekinde tarak kemiği kırıldı. Varsız birçoğunu konuşamıyorduk bile önceden. Çok doğru. Şimdi bunu sağladı. Varla seneye daha iyisi olacak bence. Hiç üzerinde bile durmadığımız konuları şimdi daha detaylı inceleme şansını buluyoruz. Kalan maçları da alalım mı arkadaşlar? Üzerinden de bugünkü maçı da konuşmuş olalım. Çünkü bugün haftanın tamamlanacak maçı Beşiktaş Alanya Spor haftayı kapatacak. Ve sonraki hafta için Beşiktaş için de bu maç önemli. Çünkü hala liderlik ipini kim göğüsleyecek net değil. Ki kaldı iki hafta. Şöyle... Beşiktaş kalan 3 maçında yani şampiyonluk için kazanması gerekiyor. Burada şu Alanya anda Spor. Alanya Spor'la bugün var. Sonrasında Trabzonspor deplasmanı var ve Kasımpaşa ile bir araya gelecek ki Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş'ı zorlayacak maçlardan biri doğru, olacak. Doğru, zorlayacaktır. Ama Beşiktaş'ın hala bir şansı var. Şu anda 7 puan olmasına rağmen maç eksiği de var. 9 puan eklediğimiz zaman ne yapar? Beşiktaş'a 68 mi yapıyor? Evet, 68. Başakşehir Galatasaray maçı berabere biterse 67-67 olur da hem Galatasaray hem Başakşehir son maçlarında rakiplerini yenemez, berabere kalırlar ve Beşiktaş da 3-3 yaparsa 3 takım aynı puanda birleşiyor ve bu sefer 3'lü averajda Beşiktaş şampiyon oluyor. Yani hala çok zor. Beşiktaş içinde bir umut durmadan var. Matematik çok yapıyoruz. Çok küçük de olsa matematik olarak önümüzdeki hafta Başakşehir Galatasaray maçı berabere biter ve Beşiktaş kalan maçların hepsini kazanırsa Beşiktaş'ın son haftaya
bir şampiyonluk şansıyla girme ihtimali bulunuyor. Galatasaray ve Başakşehir'in son maçlarında puan kaybetmesi halinde. Puan durumunu görelim mi arkadaşlar hemen peki? Ya da görmeyelim, nasıl üzerinden konuştuk. Şu an 3 önemli liderlik ipini göğüsleyecek olanları da konuştuk. Asıl önemli olan şeyin altını yeni çizelim. Yeni yönetimi de hayırlı olsun diyelim. Tebrik edelim Fikret Orman bir kez daha. Beşiktaş evet. Başkanı. Şimdi asıl önemli detaylardan biri, bunu geçelim çünkü süremiz azalıyor. Gençler Birliği ve Denizli Spor'a da değinmeden bitirmeyelim programımızı. Çok önemli. Ben Anadolu takımlarını her detayında, yani her seferinde konuşmak istiyorum. Sen Ankaralısın. Gençler Birliği'ni seversin. Neler? Çok severim. Bizim için önemli. Gençler Birliği'nin bence de yerinin Süper Lig olması lazım. Öyle düşünüyorum. Çok kısa süre kaldılar zaten birincilikte. Hemen döndüler. Hem Gençler Birliği hem Denizli Spor'a Süper Lig'e çıkmalarından dolayı tebrik edelim. Evet, kutluyoruz. Şu anda da ekranlarınıza geliyor sevinç gösterileri taraftarlarında. Çünkü Anadolu takımlarının bu tür başarıları Anadolu için çok önemlidir. Taraftar için çok önemlidir. Ben bunu Uğur Melekeli'ye de altın çizmiştim. Annesiyle babasıyla birçok maça gidemeyen insanın Anadolu takımları sayesinde futbolu öğrenme şansı oluyor. Ben de babamla o maçların birçoğuna gittim, Ankara Gücü'ne, Gençler Birliği'ne. Böyle böyle sevdik. Umarım bu tür takımlar daha nice gence spor sever bir hale getirir. Benim için önemli bir maçtı. O geri dönüş güzel bir geri dönüştü. Gençler Birliği ve Denizli Spor'da kutluyoruz. Programımızı burada noktalayacağız. Artık 32. haftayı tamamlayacağız bugünkü maçla birlikte. 33. haftayı ben merak ediyorum, ne konuşacağız. Çünkü yine Başakşehir Galatasaray karşılaşması. 33. hafta bir sonuca varılacak ama Başakşehir Galatasaray Başakşehir maçı berabere biterse... O zaman her şey son haftaya kalır. 33'te de, 34'te de konuşacağız. O zaman 34'e geçeceğiz. Evet değerli izleyiciler, burada noktalayalım programımızı. Süper Lig saati burada son buluyor ama gün içerisinde yine biz bültenlerimizde ekranlarınızda olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.